İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Geçen hafta Abdülhamit Han'ın faydalı icraatları, hayratı hususunda bilgiler vermeye başlamış idik. Bugün o hayratı anlatmaya bu memlekete memleketin temeline koyduğu taşları duvarına çaktığı çivileri teker teker olmasa da böyle genel manada sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Modern matbaa makineleri getirdi Abdülhamit Han ücretsiz kitap bastırdı ve dağıttı. Kıymete dinlenirim. 1876 1909 bu arada Abdülhamit Han'ın ders kitaplarını bu gelişmiş Avrupa'nın en gelişmiş batma makinelerini getirtip onları bastırıp bedava okullara dağıttığını biliyor muydunuz? bilmiyorduk. 2002 sene, sene kadar okul hayatında olan, mekteplerde okumuş olan o, o sıralarda ben 1945'ten 46'dan itibaren hatırlıyorum. Defterim de babamdandı, kalemim de babamdandı, ders kitapları da babamdandı. Sadece ders kitaplarının parası değil, Ders kitabı biter. Birinci karne, üç karne verirlerdi. Birinci karneye kadar kitapsız dolaşırdık. Niye? Kitap basılamadı, gelemedi. Ya paramdan alacağım kardeşim ya. Ey devleti idare edenler. Bu insanları böyle yetiştirdiniz. Peki bu insanlar bu okulları bitirdi diye diplomaları aldılar. Ve memleketi yönetirken de cahilce yönettiler o zaman. Büyük bir kısmı. Evet. Bazı anne baba baktı ki bizim oğlan üniversiteyi bitiriyor ama bomboş. bari Avrupa'da okutayım dedi. E şimdi kitaplar bedava veriliyor. Birçok şeyler bedava veriliyor. Abdülhamit Han bunu 100 sene önce 130 sene önce yapmış. Hangi ekonomiyle? hangi ekonomiyle devleti de gırtlağına kadar borçlu 300 milyon altın borçlu aldığı tahtı öyle teslim aldı yapmış peki bunu işleseler olmaz mı o zamanın bir mektebini gösterip de sultanın bastırdığı kitaplar hediye ediliyoruz dedi, ediliyor dese olmaz mı olamaz olamaz niyetleri eğer Doğruyu, hakkı, hakikati söylemekse Allah Teala kalplerine bir yumuşaklık verir olur. Yok maksatları e, kadın erkek didişkisi çelişkisi kadın kadına didişmeyi vermekse ona bir şey demiyorum. Şimdilik öyle görünüyor. Kimseyi de töhmet alta bırakmıyorum. Doğru doğru dost doğru konuşalım. Evet. Altı bin yabancı dildeki kitabı Türkçe'ye çevirtirdi Abdülhamit Han. Altı bin. Ee, kolay mı? Bayezid kütüphanesini kurdu. Şimdi İl Halk Kütüphanesi. Kurup on bin el yazması olmak üzere 30 bin kitabı kendi bağışladı. 10 bini el yazması. Topkapı Sarayı'nın kütüphanesinden bağışlamadı. Kendi bağışladı bunu. 30 bin cilt kitap. İlk defa elektriği ve gazı getirtti. İlk defa elektriği ve gazı getirtirdi. Hava gazı. Dünyanın ilk torpito atan denizaltısını kendi parası ile yaptırdı. Bugün böyle torpidolar tabi bugünkülerin belki teknolojinin icabı çok daha tahrip edici olduğunu biliyoruz. Bir çok daha otomatik şekillerde olduğunu biliyoruz. Menzillerin çok uzun olduğunu biliyoruz. Bu menzillerin uzunluğu neye yarıyor efendim? İnsanlığın birbirini mahvetmesine yarıyor. Ya bırakın bunları ya. İnsan insana yaşamanın zevkini alalım ya. Bu füzeyi attığımız zaman Nereyi vururuz? 10 bin kilometre öteyi vururuz. Oo çok iyi ya. Vurma be az ya. Vurma ya. Peki gittiği yerde ne olur? Valla bir atışta Hiroşima Nagasaki kulaklarınız çınlasın sizin. Çok ufak kalırsınız. Bir atışta bir milyon insanı öldürür. Oo o da iyi ya. İnsanlar kendi neslini topluca imha edecek silahları yapmakla övünüyorlar. Peki kendi kendine zarar veren insana ne denir efendim? Veya hayvana? Kudurmuş denir. Kudurduğu zaman kendi kendine zarar verir insan efendim. Evet. Kendi etini ısırır mesela. Peki bu medeniyetin kudurmasına ne diyelim? Niye hep daha çok insan öldürmek için uğraşıyoruz? Evet. Biri yapıyor, öteki daha üstünü yapıyor, öteki daha üstünü yapıyor. Ya bırakım diyoruz. Ha tamam, tamam diyorlar. Nükleer silahların üretimini yasakladık. Tamam mı? Tamam. Çıkarın ceplerinizdekileri. Valla benim var ama yani o dursun. Biz işte 6-7 devlet bizde nükleer silah dursun. Niye? Etrafı korkutalım. Ya kendi diktatörlüğünü ortaya koyacaksan hemşerim niye öyle bir Pakistan nükleer silaha sahip diye ödünüz kopuyor be. Herkes kaldırsın. Hakikaten kaldırsın efendim. Yok. Maalesef. Abdülhamit Han ömrü boyunca vefat edinceye kadar hep yerli kumaştan elbise giydi. Hereke bez fabrikasını ve kumaş fabrikasını ve feshaneyi kurdu. Ve Abdülhamit Han yabancılar da böyle elbisesine baktıklarında derdi ki Bizim Hereke fabrikamızın dokumasıdır. Hala bu fabrika çalışıyor. Abdülhamit Han vefat edeli 1918 Şubat'ında 10 Şubat'ında vefat edeli tam 100 sene oluyor. 100 sene oluyor. Oldu 100 sene. Ama yaptırdığı eserlerin hemen hepsi ayakta. Ondan sonra gelenlerin, devlet yönetiminde olanların adı sanı ne oldu efendim? Yüz seneyi deviren bir eserleri var mı? Yok. Ama bunlar hep yüz sene dayanmış hala da devam ediyor. Bugünkü gibi derler ya, aynen bugünkü gibi devam ediyor. Üniversite bitiren, Darülfünun'u bitiren öğrencilere hediye kitap gönderir efendim. Sultanımızın hediyesi diye. Biz ne yapıyoruz efendim? bir okul mezuniyet törenine bir devlet büyüğü gitti miydi? Üç beş kişi ortalığı kurcalıyor. Gittiğine gideceğine bazen pişman ediyor. Kim ya arkadaş ya? Ya düşmanın gelse düşman bile misafir bizim bulunduğumuz çatının altına geldi. Bize sığındı der insan ona terbiyeli davranır ya. Garazınız kime? Ben diyorum ki garaz insanlara değil. İnsanların inanışlarına garaz var bayağı açıkça diyemiyorlar yani arkadaş ben böyle Müslüman falan filan diyen adamları kabul etmiyorum diyemiyor. Deyin ya. Bu bu zamanda deyin bakalım başınıza bir iş gelecek mi? Gelmeyecek. Bu zamanda diyemezseniz başka zamanda hiç diyemezsiniz. Madem ki böyle siz ayrı bir baş çekmek istiyorsunuz. Söyleyin ya ben inanmıyorum deyin ya. İnananı kötülemeye kalkmayın. Hakikaten kötüyse kötülüğünü söyleyin. Ama sosyal medyada olsun, daha başka yerde olsun, iftiralarla dolu insanları kandırıp işte algı operasyonu, bilmem kamuoyu oluşturma, bir sürü sapıklıklar. Yok, insanlığın gidişatı iyi bir gidişat değil. Biz burada yayın politikamız olarak hep insanlar iyi şeyleri vermeye çalışıyoruz. Haklı haklı anlatmaya çalışıyoruz. Haksıza da haklı demiyoruz. Söylesene desinler ki sen sohbetin başından beri Abdülhamit Han'ın icraatlarını söylüyorsun. Şunlar 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 onun icraatı değil. Öper tepeme koyarım söyleyebilirlerse. Söyleyemezler ki. Yok çünkü. Söylerlerse yalan söylerler ancak. Fakir fukara halka kendi cebinden kömür dağıttırdı. Kömür kömür. Yalova'da termal kaplıcayı Abdülhamit Han kurdu. Su var mıydı? Vardı. Ama bir termal kaplıca yoktu. Terkos suyunu İstanbul'a Abdülhamit Han getirtirdi. Oradan Terkos'tan su çıkıyor. Efendim kendi cazibesiyle tabii gelemiyor Bir yerde motopomplarla basılıyor, yükseltiliyor. kadın sırtlarından sonra salladılar mıydı geliyor. Tabii oradan çıkan su tatlı su. Tatlı suyun içinde küçük serçe parmağı kadar balıklar. Yolda gelirken biraz da kalıyorlar, hatlarda büyüyorlar. Kağıthane sırtlarındaki Yıldız Tepe'nin oradaki Terkos Arıtma Tesislerine gelinceye kadar bazı yerlerde boruları, vanaları tıkacak kadar iri tatlı su balığı oluyor. Evet. Bunlar mesele çıkarıyor efendim. Nereden süzeceksiniz? Yani siz şimdi onun ağzına bir tel koyalım derseniz küçücük böyle incecik kurşun kalem kalınlığında bir balık yavrusu giriyor. Oh, oh. Bir metrelik de borular. Binlik boru, 1500'lük bin boru, iki binlik borular vardı efendim. Hala da var. Has sırtlarında bunların vantuz noktaları vardır birkaç tane. Hava verme. Abdülhamid Han'ın hatırası. Hadi beyler devreden çeksenize. Suyu çoğalttık. Mudurnu'yu getirdik. Gen vurduk Mudurnu'ya. Denizin altından su geçiyoruz. Ama terkosu kullanıyoruz. Kullanacağız da. Başka yolu yok. İlk modern eczanemizi açtırdı. Yani o zamana kadar doktorlar elde havan ve topa havanın dövme ilaçlar yaparlardı çeşitli şeylerden. Modern manada eczaneyi yaştırdı. Eczacılık eczacılık üniversitesini kurdurdu. Evet. Ve onun kurdurduğu üniversiteden de rahmetli hocamız e, ilk mezun e, yüksek mühendistir. Kimya yüksek mühendistir. Evet. İlk otomobili getirdi. Ve 5000 bin kilometre karayolu yaptırdı. Kıymetli dinleyenlerim, ben ilkokula giderken efendim böyle lokomotif gibi buharla motoru çalışan bir silindir geldi memleketimize. Karayolu inşaatında. Taşlar çekişlerle kırılıyor. Dağdan sökülüyor, getiriliyor. Efendim, elle. Elle mıcır yapılıyor, elle. Bir makine falan yok bu mıcırı yollara döşüyorlar. Bu silindir de önde koca bir tekeri ile böyle bayağı lokomotif gibi çalışıyor. Buharı çıkıyor, dumanı çıkıyor. Bir de arada sırada ötüyor. O ötmesinden de bağ bahçeye giden insanların merkepleri ürküyor. Sırtındaki üzüm küfelerini, domates küfelerini sağa sola düşürüyorlar. Bir garip hal böyle gözümün önünde benim o yaşlarımda. Bir 500 metre yol birkaç sene sürdü. 500 metre. Yani 1943 44'leri söylüyorum. Peki Abdülhamit Han zamanında 5000 kilometre yol yapılmış bitmiş ya, işletmeye açılmış. Ondan sonraki bu yollar ne oldu? Bu benim dediğim Ankara Kayseri ana yolu. Ana hat. Bugün güzergahının büyük bir kısmı eski yoldan geçiyor. Öyle yokuşlar yaptılar ki o yollarda kamyonlar bayılırdı. Resmen bayılırdı. Kamyon bayılır mı ya? Bayılırdı. Çıkamazdı o üstünler. Motor ısınmış, sıcak. Kaputunu açarlar, öyle seyahat ederler. Garip garip şeylerdi. Bugün onlar böyle bir yapımla ortaya getirilse yani böyle bazı diziler yapıyorlar ya yakın tarihin dizileri. 1940'la 50'leri yapsalar ne olur? Bir 50'leri yapın. Yiğitseniz yönetmenler. Bu kadar şöhretiniz var. Faydalı şeyler de yaptığınız oluyor. Bunu da yapın. Beş bin kilometre karayolu yaptırıyor Abdülhamit Han. İstanbul'a ilk metroyu yaptırdı. Karaköy taksi arasına. Atlı ve elektrikli tramvaylar çalıştırdı. Bunların hatlarını kurdu. Kıymetli dinleyenlerim görüldüğü gibi Abdülhamit Han hakikaten çok faydalı şeylere imza atmış. Efendim bir husus daha vardı ama onu bugün söylemeyeceğim. Sürenin sonuna geldik. Süreyi zorlamayalım. Abdülhamit Han müzeciliği kurdu. Müzeciliği kurdu. Onu ölmez sağ kalırsak Allah nasip ederse haftaya kullanmayı düşünüyorum. Onu biraz daha geniş vermek istiyorum. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim. İlimden Medeniyete